صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إلى آخر الآية صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن صدق رسول الله فيما قال أو كما قال عزيزي جماعة عائلة bir insanın yaşamış olduğu en güzel birlik ve birlikteliklerdendir. Aile hayatının en güzel tarafı da çocuklardır. Hani halk arasında bir tabir vardır, altın top diye. Ailenin temelini oluşturan, ailenin aile binasını ayakta tutan temel çocuktur. Çocuk Allah'ın insan oğluna bir lütfudur. Ana babaya Allah'ın birer emanetidir. Bugün bu emanete ihanet edip etmediğimizi kontrol edeceğiz. Bu emanet anasından doğduğu anda tertemizdir. Yani ekilmemiş bir toprak gibi, kayıp düğmesine basılmamış kaset gibidir. O andan itibaren o çocuğa ne verirseniz onu almaya başlar. Kendine kaydetmeye başlar. Bu kaydı Allah rızası, Allah yolunda yapmaya gayret etmenin önemini anlatmaya çalışacağız inşallah. İnşallah. Toprağa ne ekersen onu biçersin. Çocuğa İslam, çocuğu İslam'ın dışında ya da şöyle tabir edelim. Bir karanlık odaya çocuğu kapat, yeni doğduğu andan itibaren ışık gösterme. Ömrü hayatı boyunca 25-30 yaşına gelesiye kadar yanında tek kelime konuşma, o karanlık oda içerisinde canavar gibi yetiştir, canavar olur çıkar. Ama Allah'ın kelamıyla, peygamberin sünnetiyle yetiştir, allame-i cihan olur çıkar inşallah. İnşallah. İnsanoğlu, bazımızın başında okuduğumuz ayet-i kerimeye geçelim. Ya yuhellezine amenu, ey iman edenler diye buyuruyor Yüce Mevla. Enfusekum, nefsinizi koruyun. Asıl konumuz ve ehleykum, ehlinizi de koruyun. Evlatlarınızı, çocuğunuzu koruyun. Neyden koruyacağız? Nara, ateşten. Yani cehennem ateşinden koruyacağız. O azaplı ateşten çocuklarımızı İslam ahlakıyla koruyacağız. Aziz cemaat. Peygamber ahlakı, Kur'an ahlakıyla koruyacağız. Hesabın eksiksiz görüldüğü o azaplı güne kendimizi ve ailemizi hazırlayacağız. Buna tarihten, çocuk terbiyesinden tarihten bir örnek verelim. Fatih Sultan Mehmet, 12 yaşında tahta geçmiş, 21 yaşında da İstanbul gibi mübarek bir şehri fethetmiş olan bir evlat. Öğrencilik yıllarında hocası Akşemseddin Fatih Sultan Mehmet'e yaramazlığından dolayı bir tokat aşık ediyor. O da onun hıncıyla seni diyor boğuma söyleyeceğim diyor hocasına. Ya git söyle seni de döverim diyor Akşemseddin. Ağlayı ağlayı koşturuyor Sultan Murad'ın yanına. Diyor baba buyur. Hocam bana diyor bir tokat vurdu. Dövdü beni. Tokat vurdu da diyor. Dövdü direkt. Demedin mi oğlum? Babama söylerim diye. Ne dedi? Git söyle. Babanı da döverim, seni de döverim dedi. O zaman Sultan Murad'ın aklı başına geliyor. Çocuk terbiyesinde. Oğlum diyor sakın diyor hocanın diyor. Buraya geldi. Hocanın diyor buraya geldiğini söyleme. Vallahi diyor seni de döver, beni de döver. Bu ince bir nüktedir. Yani her şeye evet ya da her şeye hayır demenin yanında pamuk ipliğine bağlı bir şeydir. Yani evlada nasihat ya da evlada terbiye etmek.
hadi benim. Kıymetli kardeşlerim, ayet-i kerimede evlatlarımızı ateşten koruyalım. Bunun yanında ateşten nasıl koruyacağımıza diğer bir husus, adalet. Yani Atatürk Gün'de dediği gibi adalet mülkün temelidir kanunu diyelim. Hayatın her alanında yaşamamız gereken bir şeydir. Adalet mülkün temeli. İlk önce adalet.